Evet, iyi bir hafta diliyorum tekrar. Şu Türkiye'nin kırdığı rekorlarla bir başlamak isterim. 2022 yılına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istatistiklerini ve analizini açıkladı. Ve maalesef 2022 yılında en çok başvuru Türkiye'den geldi. Evet, bir rekor daha kırıldı. Ve şu an itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen 20.100 dava var. Ülke aleyhine açılan dava. Evet, Türkiye ihracatta rekor kıramıyor, kalkınmada rekor kıramıyor, büyümede rekor kıramıyor. Bu sayıları arttırabilirim ama adaletsizlikte, hukuksuzlukta, ülkeye kaçışta üst üste rekor kırmakta ve uluslararası istatistiklerde hep olumsuzda birinci sıraya yükselmeyi başarıyor aslında. Bunun başka bir anlamı da bu. Son seçenek olarak Türkiye'deki adaletten medet umamayanlar, vazgeçenler AİHM'e başvuruyor. Ve üstelik bu son dönemlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da tanımayan, hukuksuzlukta zirve yapan bir ülke gerçekliğini de biliyorsunuz yaşıyoruz. Yani buna ilişkin örnekler sıkça kamuoyunda tartışılıyor. Yüksekdağ Türkiye kararı, Demirtaş Türkiye kararı, Kavala Türkiye kararı, İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'a yönelik ihlal kararı verilen Umut Hakkı'na ilişkin AİHM kararı ve daha birçok kararında Türkiye tarafından kabul edilmediğini ve uygulanmadığını da parantez içinde ifade etmek istiyorum. Diğer bir rekor ne? Türkiye, Suriye, Afganistan ve Irak ile Pakistan'dan sonra AB ülkelerine en çok iltica talebinde bulunan ülke. Evet, yurttaş Türkiye'den kaçıyor, kaçmak istiyor ve iltica talebinde bulunuyor. Niye peki bunu yapıyor? Demokrasi yok, adalet yok, liyakat yok, yaşam hakkı yok, işkence görmeme hakkı yok ve en önemlilerinden biri düşünce ve ifade özgürlüğü yok. Bunun sebebi tabii ki adaletten, demokrasiden ve liyakattan tamamen kopan bir iktidar gerçekliği olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ama tabii ki Almanya bizi kıskanıyormuş. Nasıl bir kıskanmaysa bunu da sadece acı acı gülerek söyleyebilirim. Evet, onlar kıskana dursunlar. Bizim yurttaşlarımız Almanya'ya gitmek için yolları aşındırıyor. Kanada'ya gidenler, uluslararası, kıtalar arası göç etmek zorunda kalanlar ve mülteci gerçekliği de önümüzde duruyor. Evet, iki tane realite var. Bir yanda Türkiye, AKP daha doğrusu öyle pembe tablolar çiziyor ki hakikaten bazen bu ülkede yaşıyor muyum diye ben de kendime soruyorum. Ama diğer yandan gerçekler var. Yaşadığımız gerçekler. Hiç kimse yaşadıklarının yanında söyleneni dikkate almaz, inanmaz. Çünkü yalan olduğunu kendisi bizzat yaşıyordur. Peki artık ne diyoruz? Siyaset yalan üzerine kurulmuş. AKP, MHP siyaseti tamamen yalan üzerine kurulmuş. Sabah yalan atıyorlar, öğlen yalan atıyorlar, akşam yalan atıyorlar. Günün bütün konuşmalarında yalan üzerine yalan atıyorlar. Evet, ama yalanları böyle dolaşımda kalıyor sanmayın. En fazla bir saat, bilemedin 2 saat bir yalan dolaşımda kalıyor. İkinci saat ne oluyor? Yeni bir yalanla önceki yalanın etkisini kendileri gideriyor ve inandırıcılıklarını yitiriyorlar. Bu yalan üzerine kurulu iktidarı göndereceğiz. Tabii ki az kaldı demek istiyorum. Bu hiç kimsenin bunu mecbur kılma, bir iktidarın vatandaşı mecbur kılma süresi bundan daha uzun olamaz. Tabii bu yalan siyaseti uluslararası dolaşıma da girdi. Artık Avrupa ülkelerinde de Türkiye'de AKP iktidarının ne büyük yalanlar attığını biliyorlar. İçerideki nefret siyasetini, kutuplaştırma siyasetini, ırkçılık siyasetini uluslararası alana da ihraç ediyorlar ve ihracat böyle artacak sanıyorlar. İhracatı arttıramıyorlar ama kendi yalanlarını ihraç ederek aslında böyle de bir yanılgı yaşıyorlar. Şu anda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Türkiye'li göçmenler arasında nefret söylemi, hakaret, kışkırtma, ırkçı ve ırkçılık suçlaması doğuran eylemlerde Türkiye'den giden siyasetçilerin, AKP'li siyasetçilerin
odak olması sebebiyle Almanya ve Hollanda hükümetleri önlem almak yoluna gitti, zorunda kaldı. Almanya'da AKP'li siyasilerin Kürtlere ve muhaliflere ırkçılık aşılayan, şiddete ve suça teşvik eden söylemleri Almanya Anayasayı Koruma Örgütü tarafından bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilmeye başlandı. Çok ciddi bir mesele aslında. Bunun üzerinde herkesin düşünmesi gerekiyor. Ve ne yazık ki AKP-MHP koalisyonunun sistematik yürüttüğü kutuplaştırıcı, ötekileştirici, kriminalize edici dil nefret söylemine karşı Türkiye'de biliyorsunuz yargının hiçbir rolü yok. Yargı bunları teşvik ediyor, meşrulaştırıyor ve bunların öznelerini, faillerini aklayarak devamına sebebiyet veriyor. Ve nefrete karşı duran bizler, kutuplaştırmaya karşı duran bizler ve diğer muhalefet güçleri keyfi bir terör suçlamasıyla her gün ama her gün, her saat karşı karşıya kalıyoruz. Bu nefret siyaseti, kutuplaştırıcı siyaset AKP'lilerin artık iliklerine kadar işlemiş durumda. Geçen haftalarda AKP'li bir milletvekilinin mecliste de söyledik. Almanya'da ülkücülere ait bir dernek ziyaretinde kullandığı nefret ve tehdit dili Türkiye'ye kadar geldi sesi ve büyük bir infial yarattı. Ve Almanya hükümetini önlem almaya zorladı. Aslında bu ayıp ve utanç Türkiye'nin değil AKP'nindir. Onlara yeter demek istiyorum. Türkiye'de tamamen toksik hale gelmiş bir dil kullanılıyor ve Avrupa kamuoyunun da buna tanıklık ettiğini artık biliyoruz. Umarız kendileri de bizim muhalefetimizin buna karşı ne kadar büyük bir direniş içinde olduğunu görmelerine vesile olur. Evet. Bir de diğer yandan Avrupalı liderler Erdoğan'ın seçim propagandasının aracı olmak istemiyorlar. Avrupa ülkeleri bu propagandanın zemini olmak istemiyorlar ve ilk defa miting ve etkinlik gibi organizasyonların önceden izin alınması zorunluluğu getirildi. Görülen o ki Erdoğan artık sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yalnızlaşıyor ve tölere edilmiyor. Edilmeyecek. 85 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz ve Türkiye dış politikasının AKP'nin çıkarlarına tamamen endekslenmek istenmesi bu aslında sonuçlardan bir tanesini ortaya koyuyor. Şunu söylemek istiyorum. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'ya, Hollanda'ya ya da diğer Avrupa ülkelerine gitmiyor. Bu izin alma zorunluluğu ve Almanya'da buna izin verilmemesi AKP siyaseti nedir, iktidarı nedir, bu dili nedir, ırkçı söylemleri nedir ve gerçi Erdoğan bunu asla meşru gördüğüm için söylemiyorum. Bu yasakların liderliğini yapan biri olarak acaba ne düşünüyor diye sormaktan da kendimi alıkoyamayacağım. Van'da 7 yıldır partimizin propaganda ya da bir çalışma yapması aralıksız yasaklanıyor. Partimizin her yerde karşısına keyfi bu gerekçelerle yasak konuluyor. Ama AKP Türkiye değildir. Erdoğan Türkiye değildir. Bu ırkçı söylemlere, kutuplaştırıcı söylemlere karşı bu mücadele büyüyecek ve bunların üstesinden geleceğiz. Şimdi size bir dava hikayesi anlatayım. Tane tane anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz partimiz hakkında bir kapatma davası var. Tamamen kampanyayla açılan bir kapatma davası. Bunun öncülüğünü de Bahçeli yapıyor. Peşi sırada Erdoğan gidiyor ve diğer sözcüler gidiyor. Hiç kimse bu kapatma davasının açılması sürecinin sadece MHP'nin talebi ve uygulaması olduğunu düşünmesin. Sık sık görüşen, birlikte pasta kesen, doğum günlerini kutlayan iki kişinin birbirinden böyle önemli bir konuda söz etmemesi ya da anlaşmamış olması mümkün değildir. AKP biraz geride durmaya çalışıyor belki ya da öyle gösteriyor ama ortak bir karar olduğunu söylemek istiyorum. Kobani ve HDP kapatma davasını her zaman söylüyoruz. Bir hukuksuzluk ve skandallar yumağı haline gelmiştir. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hani o Bahçeli'den daha etkili konuşan başsavcı var ya, yani hukukçu olduğunu hiç hatırlamıyor.
unutuyor. Gidip Anayasa Mahkemesi'nin önünde İçişleri Bakanı gibi konuşuyor ya. İçişleri Bakanı gibi tek bir hukuki terim duyamazsınız. Tek bir usul hükmü duyamazsınız. Tek bir anayasa hükmü duyamazsınız. Tamamen siyasi değerlendirmelerle, üstelik kendisinden önce defalarca söylenmiş siyasi söylemlerle hesabımıza bloke konulmasını, nasıl önemli olduğunu talep eden başsavcı. Evet, şimdi burada ne yapıyor? Kobani kumpas davasının, kapatma davasının dayanak olarak yetmeyeceğini anladılar. Tezgah o kadar büyük ki yeni bir tezgah kurmaya karar verdiler. Size tarihleri söyleyeyim. Yargıtay Başsavcılığı daha önce iki defa reddedilen hazine yardımına bloke koyma kararına üçüncü kere bir daha istedi. 13 Aralık'ta 2022'de. Ve bunun üzerine Anayasa Mahkemesi nedense çok bekledi. 29 Aralık'ta yani 16 gün sonra şeye dedi ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ya sen bloke koyulmasını talep ediyorsun da senin elinde ne var? Niye bloke koyayım buna? 5 gün içinde bana delillerini gönder dedi. Aslında bu yazıyı yazması bile o anda bloke koymak için ellerinde hiçbir veri, hukuki gerekçe olmadığını ortaya koyuyor ve AYM'e somut gerekçe istedi. Peki ne yaptı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı? O ana kadar elinde olmayan, zaten mevcutta da bulunmayan delil arayışına girdi ve 31 Aralık 2022 günü. Bu tarihi lütfen aklınızda tutun. 29 Aralık'tan 2 gün sonra yani. Somut gerekçe verin diyor. 2 gün sonra hepimiz yeni yıla girmeye hazırlanıyoruz. Bütün Türkiye, her taraf kapalı, tatil. Nedense şey oluyor, bir gizli tanık gidiyor adliyeye ve niçin gidiyor biliyor musunuz? Gizli tanık aslında gazetecilerle ilgili beyanda bulunmak üzere davet ediliyor. Ama nasıl oluyorsa o gizli tanık kapatma davasıyla ilgili bir beyanda bulunuyor. Kulağa nasıl geliyor? Vallahi film senaryosu olacak kadar garip ve nasıl anlatayım? Yani niteleyemiyorum bunu. Bu gizli tanığın kodunu da ya neye benzeteceğimi bilemiyorum. C ile başlayan, 8 ile biten kaç harfli? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rakam ve harflerden oluşan böyle o... Ya artık şeyden vazgeçtiler, isimlerden vesaire vesaire. Nasıl yarattılar onu da bilmiyorum. Bunu sizler nitelersiniz. Ve bir ifade vermiş sözde. 2 Ocak 2023 günü ise, yani bir iki gün sonra, yeni yılın ikinci gününde başsavcılık hemen bu ifadeyi göndermiş şeye, emniyetlere demiş ki, ya böyle bir ifade var, bana belge gönderin. Nasıl olmuşsa 100 sayfalık hazır belge Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş. Bunu da 3 Ocak'ta onlar da AYM'ye göndermiş. Sonra 5 Ocak'ta da zaten AYM bloke kararı koymuş. Şimdi bunun neresinde hukuk var? Bunun neresinde delil olma özelliği var? Bunun neresinde adalet var? Hiçbir yerinde. Açıkça oyun oynuyorlar. Kumpas kuruyorlar. Bu kumpası gizli kurmaya bile ihtiyaç duymuyorlar. Yani şunu bilmiyorlar mı? Bizim avukatlarımız, bizler o belgeleri alacağız, tarihlerine bakacağız, okuyacağız. Bu gizli tanık yerin dibinden mi çıktı? 2 yıldır kapatma davası var. Bugüne kadar bu gizli tanık niye konuşmadı? Bloke kararı talebinden sonra 2 gün içinde tatil gününde bu gizli tanık niye ortaya çıktı? Kim emretti? Bunların hepsini soruyoruz. Ve bunların hepsi yalan diyoruz. HDP'yi kapatmak istiyorsunuz. Bunu anladık. Paramızı kesmek istiyorsunuz. Halkımızın vergileriyle anamızın ak sütü kadar helal o desteği kesmek istiyorsunuz. Bunu anladık ve şimdilik kestiniz. Peki bu böyle mi devam edecek? Hayır. Kurduğunuz kumpas bu davaya değildir. Siz demokrasiye kumpas kuruyorsunuz. Temsiliyete kumpas kuruyorsunuz. Kürt halkının Türkiye halkıyla beraber iradesine kumpas kuruyorsunuz. Siz seçimleri kaybedeceğinizi bildiğiniz için HDP'nin oylarının
bir şekilde sonuca etkili olmaması için bir kumpas içindesiniz. Ve hele hele Anayasa Mahkemesi'nin ben seçim sürecinde, seçim takviminde karar verebilirim cevabı göz göre göre bu kumpasın ne kadar büyük olduğunu da ortaya koyuyor. Evet, gizli tanıklar hukukta normalde de delil değildir. Delil niteliğine haiz değildir. Yan delil gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM kararları bunu defaten söyler. Gizli tanık beyanıyla hesaplarımıza bloke konulması kabul edilemez. Bu hikaye AKP'nin partimizi kapattırmak, etkisiz kırmak, tasfiye ettirmek hikayesidir. Sadece büze yönelik değildir. Bütün muhaliflerin hikayesidir. Ekrem İmamoğlu davasında ahmak kavramına verilen cezanın hikayesidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne el koyma hikayesidir. Muhalefeti etkisiz kılma hikayesidir. Ve AKP zaten hukukla bütün bağını koparmış. Şimdi de bize yönelik bu kumpaslarla, yalanla kalkıp, yalanla oturarak hikayelerinin bittiğini her gün tekrar tekrar ilan ediyorlar. Evet, o hikayeleri de yalan, hile ve kumpastır. Biz onlara bunun cevabını 14 Mayıs'ta en güçlü şekilde vereceğiz. Halkımız bu cevabı verecek, az kaldı. Şimdi tabii bu arada bolca paketler açıklanıyor. Belki soru da gelecek. Seçim ekonomisi, Cumhuriyet tarihinin en uzun maratonunu yaşıyoruz gerçekten. Yıllardır seçim devam ediyor. Kampanya basında, yayın organlarında devam ediyor. Ve bu seçimde AKP minnet dağıtmaya yönelmiş durumda. Yani her gün yeni bir şey açıklıyor ve sürekli bir manipülasyon derdinde, algı yönetimleri derdinde, negatif gündemleri gizlemek derdinde. Hep kendince yoksulluğu, enflasyonu ve krizi örtmeye çalışıyor. Her gün yeni paketler açıklıyor. Garip bir şey. Bu kadar ay biz genel kuruldayız. Böyle garip garip şeyler yapıyoruz. Önergeler, uluslararası sözleşmeler. Bazen zaten vekilleri çalışmıyor, kapatılıyor meclis. Yetişmiyor, son gün geliyor komisyona. Ama demek ki hepsini bugün hazırlamışlar. Paketi ne kadar geç açıklarsam, ne kadar hani fayda sağlayacak ya, minnet ettirecek ya kendine, o kadar etkisi olacakmış seçimde ve kendince pozitif gündemler yaratıyor. Ya AKP'nin 2023 merkezi yönetim bütçesinde öngördüğü 660 milyar TL'lik bir bütçe açığı var. Bir de bütçeden hemen sonra bir torba yasada aldığı 200 milyar TL'lik, yani toplamda 860 milyar TL kaynağı yaslanabileceğini düşünülüyor. Yani böyle bir yorum da var. Şimdi seçim yatırımlarına ve gerçek tabloya baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Ek gösterge yasallaştı. Yasallaştığı gibi zam furyası da hemen arkasından başladı. Konuta ilişkin 3 ayrı düzenlemeler yapıldı. Kiralar uçtu. Şu anda barınma sorunu var. Türkiye tarihinde ilk defa artık barınamayanlar var. Barınamayanlar hareketi var. Üniversite öğrencisi Beyazıt'ta gidip evsiz bir şekilde orada oturma eylemi yapıyor. Ve sonrasında tutukladılar o öğrenciyi ya. Yine bir sahte delille yarattılar ve tutukladılar. 2000 TL'nin altındaki icra borçları silindi. İcra dosyası sayısı 23 milyondu. Şimdi 25 milyona doğru ilerliyor. KYK borçlarını siliyoruz dediler. Bir yalan attılar. Ve öğrencilerden aldığımız geri dönüşlere göre KYK borçları duruyor. Faizler silinmedi diyor öğrenciler. En son şöyle bir cevap aldık. CİMER'den cevap gelmiş. Endeks faizi silinmiş diyorlar. Bu ise çok küçük bir miktar, faizler olduğu gibi de duruyor. Doğalgaz desteği diyorlar. Doğalgaza her gün yeniden zam geliyorlar. Ben kendimden örnek verecektim, vermeyeyim. Yani kimden, bir arkadaşımdan örnek vereyim. Ya diyor ki geçen yıl ben 500 lira veriyordum. Bu yıl 3500 lira veriyorum. Yüzde kaç oluyor? Ve diyor ki odaların hepsini de açmıyorum diyor. Doğalgaz yakılamıyor ki artık. İnsanlar soğukta yaşamaya devam ediyor. Asgari ücrete zam yapıldı. Çalışanlar zamlı maaş alamıyorlar.
Çünkü birçok işçi ay sonunda işverenin zamlı asgari ücret veremeyeceğini söylüyor. Asgari ücrete zam yapıldıktan sonra işten çıkarmalar arttı. Çünkü işveren onu karşılayamıyor. Böyle büyük açıklar var. Memura yapılan zamı biliyoruz zaten, gıdaya yapılan zamla çoktan eridi. Esnafa destek diyorlar. Esnaflar her gün bar bar bağırıyor. Ve geldik EYT'ye. EYT bugün Akbaşoğlu açıkladı. Nihayet getirdiler bir seçim yatırımı olarak. Biz EYT'nin meclise getirilmesinin öncelikle büyük bir mücadele ve direniş sonucu olduğunu not etmek istiyoruz. Partimiz de bu konuda çok büyük bir mücadele yürüttü. Sayısız defa bu konuda sözler kurdu, önergeler verdi, kanun teklifleri verdi. Emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte sokakta, sahada mücadele etti. Ama EYT'nin mevcut teklifi, bugün yeni geldi, incelediğim kadarıyla söylüyorum, yeterli değil. Tamam, bunu destekleyeceğiz ama bunun daha da genişlemesi için çabamıza devam edeceğiz. Bir kere stajyer ve çıraklar uygulama dışında. Niye? 8 Eylül 99 tarihinde çırak ve stajyer olanların sigorta girişi yapılamıyor. Bu kabul edilemez bir şey. Onların da kapsama alınması gerekiyor ve bu şekilde milyonlarca emekçi var. Yine 2 milyon 250 bin kişi toplam totalde emekli olacak. 5500 TL alacaklar. Açlık sınırının altında. Yani emekli olmaları yetmeyecek. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en az 8500 olarak bu rakamın en düşük emekli maaşının düzenlenmesini istiyoruz. Ve tabii ki yılda da iki defa bunun güncellenmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. İntibak yasasının mutlaka çıkarılması gerekiyor. Emeklilerin en önemli taleplerinden biri bu. Diğer bir haksızlık, Bağkurlar'ın EYT kapsamına alınması lazım. Bağkurlular 9000 gün prim ödüyorlar. SSK'lılar 5000 gün primle emekli oluyorlar. Bağkurlular olamıyor. Bunun da kapsama alınması için genel kurulda da komisyonda da sonuna kadar direneceğiz ve önerilerimizi sunacağımızı ifade etmek istiyorum. Diğer bir büyük haksızlık, çok sayıda talep ve başvuru var. 99 depremini hepimiz hatırlıyoruz. O büyük felaketi hepimiz hatırlıyoruz. 8 Eylül konulmuş, tam deprem dönemi ve insanlar sigorta girişlerini yapamamışlar o felakette. Biz bunun tarih olarak 31 Aralık 99 olması için önerge vereceğiz. Bu konuda düzenleme isteyeceğiz. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. Minnet ekonomisi, muhtaç ekonomisi bu krizi daha da derinleştiriyor. AKP, MHP iktidarına da bu yoksulluğa da son vereceğiz. Halkların Demokratik Partisi olarak hak temelli ekonomiyi hayata geçireceğiz. İstediğiniz kadar paket yapın. İstediğiniz kadar bu paketleri süsleyin. Getirin, bu halk size cevap olarak sandıklarda güçlü bir yanıt verecek. Halk size çok güzel bir paket hazırlıyor. Sizi onun içine koyacak, paketleyecek ve 14 Mayıs'ta gönderecek. En güzel paket siz olacaksınız diyorum ve teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz alayım. Vallahi halk kendilerini sıfırlayacak yani. Onlar istedikleri kadar kronometreyi sıfırlasınlar. Anayasa benim diyor. Benim sözlerim anayasa diyor. Ya böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Haftalardır tartışılıyor bu mesele. Hatta yıllardır başka şekillerde özellikle hukuk camiasında tartışılıyor. Anayasa çok açık. Bir kimse diyor. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı adayı olabilir. Nokta. Şimdi burada hukuk dilinde ve anayasa dilinde bir kimse demekle önüne ve arkasına bir cümle ve altına ek bir madde koymamakla herhangi bir kimsenin, bu sadece Erdoğan değil, iki defadan fazla cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söylüyor. Şöyle bir şey yapsaydılar, ben anayasa komisyonundaydım o dönem bu teklif yasallaşırken. Hiçbiri şunu düşünmedi. Geçici bir madde koyması gerekirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bu süre şartı dese
Anlaşılır. Ama önüne arkasına bir şey koymamış. Önceki maddeyle aynı. Bu nedenle aday olamaz. Yani kronometre örneği de kendilerini ne kadar büyük bir dev aynasında her şeyin üstünde gördüklerini söylüyor. Onlar kendilerince bir kronometre koydular Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte. Ama bu kronometreyi dediğim gibi halk kurdu. 14 Mayıs'ı bekliyor. Az kaldı. Yani bizce olamaz. Aday olamaz. Aday olmasının tek yolu meclisin karar vermesidir. Yani eğer bu ülkede hala bir anayasa varsa, hala herkes, hepimiz o anayasaya uymak zorundaysak, tablo çok açık. Ya şöyle söyleyeyim, takdir edersiniz henüz devam ediyor. Daha açıklama galiba tam olarak bitmedi. Devam ediyor. İlk notlara bakabildim. Yani buraya gelinceye kadar. Bir restorasyon projesi, yani öyle görünüyor. Daha önce de kamuoyuna yansıyanlardan bunu biliyoruz. Biraz restorasyon yapıyorlar. Hani işte şunu düzelteceğiz, bunu düzelteceğiz. Böyle köklü, yapısal, radikal bir çözümden ziyade AKP'nin yarattıklarını, yarattığı adaletsizliği, hukuksuzluğu, demokrasisizliği, anayasasızlığı bir nebze olsun tamir etmek. Hani aslında tamir etmeye çalışıyor ama AKP'den önce de, AKP ilk geldiğinde de bu ülkede her şey güllük gülistanlık değildi. Yani biz mevcut zararlarımızı hani giderelim ama üstüne yeni bir şey koymayalım yaklaşımında değiliz. Ha tabii ki olumsuz diyemem. Hani örneğin önümde birkaç not var. Nedir? Kayyum mesela. Tabii ki kayyum demokrasiye ciddi bir darbe. Ama mesela adalete ilişkin çok ciddi bir şey görmedim, yansıyanlardan söylüyorum. Seçim barajı %3 demişler. Biz kuruluşumuzdan beri 0 baraj diyoruz mesela. Hani örneğin, ama kötü değil %3. Yani hani daha fazlası olabilir anlamında. Mesela siyasi partiler kapatma davasını mecliste hani karar alınmasını istiyorlarmış. Tamam, amenna. Peki meclis her zaman adaletten yana mı tutum alıyor gerçekten? Daha geçen haftalarda ya meclis vekillik dokunulmazlığını kaldırdı ve şu anda Adalet Komisyonu'nda 2 vekil bekliyor. Meclis kaldıracak değil mi? Bizim vekilliği düşürüldü Semra Vekil'in. Leyla Güven'le Musa Farisoğulları'nın AYM'de karar verdi, ihlal kararı verdi ama meclis düşürdü. Bu yeterli değil anlamında söylüyorum. Buna ilişkin daha ciddi bir çalışma yapmak lazım. Bir parti niye kapatılsın? Partinin varsa sözcüsü kişisel olarak suç işleyeni zaten gerekli yargılamalar yapılır. Yani parti kapatmak idamdır. İdam cezası gibidir. Hani bir kişi hakkında, gerçek kişi hakkında, hukukta biz böyle öğrendik. Gerçek kişi hakkında idam kararı vermek neyse, bir tüzel kişilik hakkında kapatma kararı vermek de o partiyi idam etmek demektir. Biz idama karşıyız. Örneğin hani bu konuda totalde söyleyeceğim, ya örneğin Türkiye'nin dış politikasına dair çok güçlü veriler görmedim. Savaş politikasına bir şey demiyor. Yani hakikaten uluslararası camiada, yani Türkiye işte her kafasına estiğinde, iç politikada her kullanmak istediğinde, Kürt meselesini kutuplaştırmak istediğinde, ben Kobani'ye gidiyorum, ben işte şuraya asker gönderiyorum, ben sınır ötesi operasyon yapıyorum diyor. Ve aslında toplumun gündemi değil bu. Bu savaş politikasıyla kendisini konsolide ediyor. Esaslı meselelere, bu bağlamda Kürt meselesine dair de daha ciddi çalışma yapılması gerektiği görüşündeyiz. Hani restore ediyor ama yapısal çözüm noktasında çok eksik diye düşünüyorum. Hani bir cümleyle söylemem gerekirse.